Tu dediği yerler var arkadaşlar. Via dediği yol anlamında, tu dediği bacak anlamında. Via. İlk bacağımız neresi? İstanbul'a gideceksek Salgo oluyor arkadaşlar. Evet, Salgo. Çok özür diliyorum arkadaşlar. Via'ya girmiyoruz ilk başta. Buraya bacak demiştim çünkü özür diliyorum. Bacağa Salgo diyoruz. Direkt dedi, gördünüz mü? Çünkü arada herhangi bir yol yok. Buradan direkt Salgo'ya gideceğiz. Salgo'dan yolumuz var şimdi. UA4 diye yolumuz var. Bununla girdik. Erkal diye bir bacağımız daha var. Erkal, buraya tıklayıp girdik arkadaşlar. Salgo, UA4 ve Erkal yolunu takip ederek İstanbul Havalimanı'na gideceğiz arkadaşlar. Atatürk Havalimanı için. Aktif diyoruz. Execute onaylıyoruz. Performans init diye bir şey çıktı arkadaşlar. Tıklayalım. Uçağın performans durumu. Burada kargo yolcu ağırlığının hesaplamasını yapmanız lazım. Fakat uçağın öyle bir özelliği var ki plane fuel dedi, zaten yakıt özelliği biliyorsunuz. Uçağın öyle bir özelliği var. ZVF tuşuna iki kez bastığınızda uçak otomatik olarak bütün ağırlığını hesaplıyor. Buyurun basalım. Gördünüz. Uçağımızdaki bütün ağırlık bu. Yakıtımız 20 tondu galiba, değiştirmediysek. Neyse, dursun bakarız. Reserve diyor. Reserve dediği yedek yakıttır. Yedek yakıt. Mesela İstanbul için 5 ton yakıt alacağız. Reserve'inde diyoruz ki yedek tankımıza 1,5 ton yakıt koy diyoruz. 1,5 yazıyoruz buraya arkadaşlar. Hani 1500 yazmıyoruz. Fuel'de 1500 yazacaktınız mesela 1,5 ton olması için. Ama burada 1,5 yazıyoruz. Görüyorsunuz zaten nokta var arada. Girdik. Cost Index uçuş agresifliğidir arkadaşlar. Uçağınızın tırmanma vertical speed'ini etkiler. Hızını etkiler daha doğrusu. Yani uçakta yakıtta cimrilik yapacaksanız bunu düşük tutarsınız. Yakıtta cimrilik yapmayıp direkt tırmanacaksanız hızlıca bunu 100'de yapabilirsiniz. 150'de yapabilirsiniz. Ben ideal 50 kullanıyorum. Yani zarar gelmesin şirkete. Diyor ki en fazla diyor 16.750 feet yüksekliğe çıkabilirsin. Neden böyle diyor arkadaşlar? Yolumuz kısa, bu bir. İkincisi de şu an uçağımızda aşırı yakıt var. Bunu düzeltelim. Ne yapıyorduk? Tekrardan bir hem tekrar etmiş olalım. Menü, F section, fuel. Yakıtımızı hemen ayarlayalım. Buradan 6 ton yakıt alalım. 6.000 kilogram aldık. Tekrar initref kısmına tıklayabilirsiniz arkadaşlar ya da FMC kısmına buradan tıklarsanız zaten olduğunuz bölüme gidecektir ve gördüğünüz flight level 2 3 3'e çıkabilirsiniz diyor. Flight level dediği bilirsiniz zaten onu. 23.000 feet diyor. 23.000 feet'e kadar tırmanabilirsiniz efendim diyor. Biz doğudan batıya gidiyoruz. Havacılıkta RVSN diye bir kural var arkadaşlar. Batıdan doğuya giderken tek, doğudan batıya giderken çifttir. Evet, şimdi biz batıya gittiğimiz için çift bir rakam almamız lazım. En fazla 23'te bir de 22.000'e çıkarız. Girdik. Cruise and wind. Şu anda uçağınız nereden ne kadar rüzgar alıyor onu şu an zaten bilemezsiniz ama isterseniz Shift Z tuşuna bir kez basıp üste çıkan wind and cruise'u yazabilirsiniz arkadaşlar. Kaç derecenin ne kadar rüzgar geldiğini. Pek bir önemi yok. Trans altitude dediği arkadaşlar yerel basınçtan tam şu anda ismini karıştırdım arkadaşlar, çok özür diliyorum. Yanlış bilgi vermemek için de sallamayalım. Bu basınç değişimi anlamında da yerel basınçtan bir basınca geçiş onun için her havalimanının farklı basınç değişim şeyleri var. Yükseklikleri var. Mesela Ankara'nın 10.000 feet olması lazımdı. Arkadaşlar 10.000 giriyoruz. Execute diyelim buna da. Bunu da onayladık. Aktif dedi. N1 limite tıklıyoruz. Burada hiçbir şeye tıklamayın arkadaşlar. N1 limit dediği sizin uçağınızın işte tırmanma hızı, işte yüksekliği falan onları ayarlamak için yapılacak şeyler. Uçağı zaten biz şu anda ayarlıyoruz. O kendisi aktaracak bilgisayarı zaten. Şu anda aktarıyor zaten. Beynini aktaracak daha doğrusu, öyle diyeyim. Take off bölümüne tıklıyoruz. Bu tip uçaklar 5 derece flaple kalkar arkadaşlar. Hiçbir sıkıntı olmadan 5 derece flaple kalkar. Mesela 777 tip uçaklar 15 derece flaple kalkar. 5 dereceyle kalkar ama
Biraz geç kalkar. Pistin sonundan kalkarsınız. O olur yani. Şimdi 5 derece ekvilibri biz buna verelim. Bu ideal çünkü medium tipi bu uçak. Elevatör trim arkadaşlar, bu uçağımızın şu kısmında bulunan trim ayarı. Şimdi 5 derece ekvilibri verirsek bura gördüğünüz gibi 4.58 çıktı. Buradan 5'e de ayarlayabilirsiniz. Burada yazı çıkıyordu ama şu anda ayarını yapmadığım için çıkmıyor. Ben onu kapatmıştım. Şimdi rüzgarımız departure bölümüne geldik. Runway'i seçmedik. Şimdi V1 rotate, V2 çıkmadı. Bunları çıkartmak için, bunlar nedir? Uçağımızın V1 dönülmez hızıdır. Piste girdik, hızı verdik. V1 dediği zaman uçağımız artık durdurma imkanımız yok. Ya kalkacaksın ya kalkacaksın yani. V-root dediği rotate, kalkış anlamında. V2 tekeri yerden kestim artık çıkıyorum yukarı anlamında arkadaşlar. Evet, şu anda rüzgarımız 50 dereceden 4 knot geliyor. 50 dereceye en yakını bulalım arkadaşlar. 0-3 right, 0-30 derece anlamındadır. Bakın 30 derece left right. Mesela burada kule olsa der ki işte 50 dereceden 2 knot rüzgar var efendim. 0-3 işte right'ları, inişleri de kullanıyoruz. Lütfen 0-3 left'ten kalkış yapınız diyecek. Biz de 0-3 left'i kullanalım arkadaşlar. Burada SID'leri çıktı. Pistlerin SID'leri. Evet, biz ilk salgo bacağına gideceğimiz için salgo 1 alfa yolunu uygulayabiliriz. Ben hani biraz da ezberlediğim için bu yolu artık direkt salgo 1 alfa veriyorum. Bunun Jeppesen diye arkadaşlar bir uçuşlarımızı kontrol ettiğimiz, uçuşumuzun yolunu kontrol ettiğimiz ve havalimanlarına dair her şeyin bilgisinin olduğu bir chart programı var. Oradan bakarak daha iyi mantıklısını yapabilirsiniz. Ben ezberlediğim için salgo 1 alfayı seçtim. Select seçim diyor. Execute dediğimde aktif oluyor. Tekrar rotate tıklayın arkadaşlar. Rota. Kontrolü direkt gidin. Take off. Tamam. Burada artık trimlerimiz de girdi. Diyor ki hızları verdi. Bunları sağ tarafa geçiriyoruz. Ne yapıyoruz? Bir kez tıklıyoruz şu kenarlara. Çıktı. Arkadaşlar bu bir rotate dedi. Sizin kalkış hızınız olduğu için siz direkt 142'yi burada hız göstergesine girebilirsiniz. Eğer M1 limitle uçacaksanız, kalkışınızı M1 limitle yapacaksanız, yani gaz kolunu kendiniz değil de toga tuşu gibi tuşla yapacaksanız gerekli. Şimdi burada QRH off diyor arkadaşlar. Bu ne demek? QRH bu. Gördüğünüz burada verdiği bilgiler bunu götürür. Sadece bu işe yarıyor. Burada climb sayfası var. Climb sayfası ne diyor? Cruise altitude diyor ki senin seyri sefer hızın, yani yüksekliğin pardon, seyri sefer yüksekliğin diyor 22.000 feet diyor. Evet. Sen diyor 22.000 feet'e çıkacaksın diyor. Diyor ben de diyeceğim ki bilgisayar öyle bir özellik diyeceğim ki, şimdi diyeceğim ki mesela 10.000 feet'in kadar, hani kural vardır 250 knot'ı geçilmez hiçbir zaman havacılıkta, 250 knot'ı geçmesin 10.000 feet'e kadar. Diyeceğim ki 235'i geçme uçak diyeceğim buna. O da tabi direkt kabul edecek arkadaşlar, tabi efendim diye. Buraya giriyoruz, gördünüz flight level 115 oldu. 115, 11.500'e kadar dedim. 235 hızı geçme dedik. Execute diyoruz. Tamamdır. Cruise sayfasına gelelim. Burada da arkadaşlar tekrardan target speed seyri sefer yüksekliğimize gideceğimiz hız. Bunu 834 yapalım. Çok fazla biliyorum. Çok fazla, sadece oluyor diye göstermek için. Diyor ki maksimum Mach'i diyor 0.820 girebilirsiniz diyor. 810 girelim biz de. Sadece girildiğini görün diye yapıyorum bunu. Execute dedik arkadaşlar. Böyle bir şey buraya geldiğinde tekrar clear diyebilirsiniz. Tabi o diyor ki çok fazla hız verdiniz, onun için beni uyarıyor. Destination bölümünde arkadaşlar yine diyeceğim ki mesela 235'e çek hızımı 11.000'de diyoruz. Bu şekilde 11.000'de hızını 235 çekecek uçak. Bu yapmak zorunda zaten. Bu bölümde İstanbul'a 210 milmiş arkadaşlar. İndiğimizde 4.2 ton yakıt kalacak. Saat 03.59 Zulu saatiyle ineceğiz oraya. Tapout'u T-C dedi arkadaşlar, yükseldiğimiz, yani yükselip de seyri süpere ulaştığımız uzaklık anlamında 44 mil sonra 22 bin fite çıkacağımızı gösteriyor arkadaşlar. Şimdi 10 dakikalık kayıt yaptığım için bu 10 dakikalık oluyor. İkinci